Elbette bu çatı altındaki ortaklığımızın güçlenip pekişmesi üye devletler olarak bizlerin gayretine tabidir. Halklarımız arasındaki insani ilişkileri geliştirmeden diğer çabaların tek başına yeterli olmayacağı da açıktır. Üye devletler olarak her birimiz farklı dil ve kültürlere, siyasi anlayışlara, ekonomik seviyelere sahip olabiliriz. Ancak hepimizin derdi, sevinci, kıvancı ve tasası Karadeniz coğrafyasının ortak paydasında birleşiyor. Denizci bir babanın oğlu olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki Karadeniz'e açılan tüm şehir ve limanlar aynı çarşıya açılan birer dükkan gibidir. Odessa, Novorossiysk, Varna, Köstence ve Batum'daki liman tersane işçilerinin kaderi, Samsun, Trabzon ve Zonguldak limanlarındaki meslektaşlarından farklı değildir. Bölgemizde mevsim şartları iyi geçmişse hem Rize'deki hem karşı tarafta bulunan Soçi'deki çay üreticisi sevinir. Av mevsimi kesat gitmişse Karadeniz'in her köşesindeki balıkçılar aynı sıkıntıyı paylaşır. Sel felaketinden depreme, çevre kirliliğinden orman yangınına kadar her konuda bu ortak hissiyat geçerlidir. Esasen Karadeniz, Tuna ile Avrupa'nın, Kızılırmak ve Yeşilırmak'ta Anadolu'nun, Don ve Dinyeper nehirleriyle Rusya ve Ukrayna bozkırlarının bereketini harmanlayan bir anadır. Bize hep aldığından çok daha fazlasını veren Karadeniz için hep birlikte çok daha fazlasını yapmaya mecburuz. Değerli dostlar, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü sadece bir ortaklık değil, aynı zamanda bir komşuluk dayanışmasıdır, kader paylaşmasıdır. Biz Anadolu'da komşu komşunun külüne muhtaçtır deriz. Bugün bize bu örgütün en büyük başarısı nedir diye sorsalar, dünyanın en zor coğrafyalarından birinde bölge ülkelerini aynı masa çevresinde ve ortak paydalar etrafında bir araya getirebilme becerisidir derim. Bölge ülkeleri arasında elbette bir takım siyasi hatta askeri sorunlar olabilir. Biz Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'nü bu sorunlardan ne kadar uzakta tutabilirsek o denli verimli çalışmasını sağlayabiliriz. Daha da ileri gidip örgütü bu sorunların çözümünde etkin bir araç haline getirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bunun için kısır siyasi tartışmalara girmeden farklılıklarımız değil, müştereklerimiz üzerinde yoğunlaşarak çalışmalarımızı yürütmeliyiz. Örgütün bir nevi mutfağı olan çalışma gruplarının güçlendirilmesi bu bakımdan çok önemlidir. Biz Türkiye olarak 5 çalışma grubunun birden koordinatörüyüz. Tabii gönlümüzden geçen her üye devletin en az bir grubun koordinatörlüğünü üstlenmesidir. Eğer çalışma gruplarına katılım düzeylerini artırabilirsek örgütü daha dinamik hale getirebiliriz. Sokaklarımızdaki insanların günlük hayatına hitap eden projelere ne kadar fazla eğilirsek o kadar doğru yoldayız demektir. Karadeniz Çevre Otoyolu Projesi bu bakımdan çok güzel bir örnek olarak karşımızda duruyor. Biz projenin ülkemize ait kısmını 10 yıl önce tamamlamıştık. Aynı şekilde İstanbul Boğazı'nın altında ve üstünde dünya çapında öneme sahip dev ulaştırma projelerini hayata geçirdik. Diğer ülkeler de benzer projeleri tamamlarsa Karadeniz'i çepeçevre saran, insanlarımızı birbiriyle kucaklaştıran bir ulaşım ağını kurmuş oluruz. Kıymetli misafirler, ticaretin ve yatırımların sağlıklı zeminde yürüyebilmesinin temel şartı huzur ve istikrardır.
İçinde bulunduğumuz hassas Karadeniz coğrafyasının barış, istikrar ve refah içinde kalkınması hepimizin ortak amacı olmalıdır. Türkiye olarak ülkemize ilgi duyan tüm uluslararası yatırımcılara her türlü desteği veriyoruz. Bu konuda hiçbir ayrımcılık yapmıyoruz. Arnavut Ramize, Sırp Todora, Azeri Eldara hangi kolaylıkları gösterdiysek, Rus Dimitri'ye, Moldovalı Adriana, Ukraynalı Viktor'a da aynı şekilde imkanlar sunduk. Türk yatırımcılarının da örgüt üyesi ülkelerin çoğunda benzer şekilde hüsnü kabul görmesinden memnuniyet duyuyoruz. Özellikle Türk müteahhitlerinin Karadeniz coğrafyasının çeşitli şehirlerinde inşa ettikleri tesisleri geleceğe yapılmış birer yatırım olarak görüyoruz. Bu güzel örneklere rağmen örgüt üyesi ülkelerin kendi aralarındaki ticaret ve yatırımların potansiyelimizin çok altında olduğu bir gerçektir. Adriyatik'ten Pasifik'e, Sibirya'dan Toroslara kadar uzanan bu engin coğrafyanın imkanlarını çok daha iyi değerlendirmenin yollarını aramalıyız. Sadece turizm alanındaki potansiyeli hakkıyla kullanabilmek dahi Karadeniz'in geleceğinde yepyeni bir dönemin başlamasını sağlayacaktır. Son yıllarda ülkelerimiz arasındaki vize engelinin kaldırılması konusunda büyük mesafeler kat ettik. Hatta Türkiye olarak Gürcistan ve Ukrayna ile olduğu gibi pasaportsuz seyahatin yolunu da açtık. Biz bu kolaylığı tüm üye ülkelere yaymak ve insanlarımız birbirleriyle olabildiğince yakınlaştırmak istiyoruz. Diğer yandan bu çatı altındaki işbirliğimizin diğer uluslararası örgütlere de örnek olmasını temenni ediyoruz. Birleşmiş Milletler'in önümüzdeki 15 yıllık gündemi olan sürdürülebilir kalkınma konusunda bu örgütle iyi bir sinerji yakalamayı hedefliyoruz. Bugün kabul edeceğimiz zirve bildirgesinin taslağını hazırlarken de tüm üye devletlerin hassasiyetlerini dikkate almaya özen gösterdik.